Mutlu Evliliğin Sırları. Abdullah Kibritçi. Bu yazı Ocak 2013 tarihinde Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Abdullah Özdil. Yeni evlenecek hanımlara tüyolar. Hani derler ya, yuvayı dişi kuş yapar. Hakikaten de evliliğin temellerini atanlar hanımlar. Onlara mutlu evliliğin taşlarını döşerken faydalanabilecekleri birkaç tavsiyem var. Ankastre. En önemli şeylerden biridir ankastre. Evlilik öncesi hazırlıklar yapılırken, ev eşyaları düzülürken müstakbel kocanızdan mutlaka beyaz eşyaların ankastre olmasını isteyin. Hatta şart koşun. Zira araştırmalara göre mutfağı komple ankastre olanların evlilikleri çok daha sağlıklı ve uzun ömürlü olmaktadır. Fotoğraf. Ah, kesinlikle bu konuda taviz vermeyin. Düğün günü gelinliğinizle ve damatlığınızla en güzel fotoğrafçılara gidip şöyle dans eder pozisyonlarda falan pozlar verin. O sizin elinizi parmaklarınızdan hafif ve narince tutsun, batı tarzında öpüyor gibi yapsın, siz ona şöyle yandan bir bakış fırlatın. Fotoğrafçı çocuk size şöyle durun falan desin. Aman Allah'ım, o ılık ışıkların altında stüdyoda güz yaprakları dökülmüş yerlere güzel güzel pozlar verin. Hatta paranız çoksa fotoğrafçı tutun, güzel camilere, kasırlara, istasyonlara falan gidin. Elinizi boynuna dolayın, gülümseyin, peynir deyin, çektim tamamdır. Ne kadar güzel çıkarsanız bu fotoğraflarda evliliğiniz o kadar güzel olacaktır. Yıllar sonra aranız bozulduğunda döner bu fotoğraflara bakarsınız. Her şey güllük gülistanlık olur. Unutmayın, fotoğraf her şeydir. Ucuza getirmeye çalışmayın. Gelinlik. En güzel gelinliği giymelisiniz. Herkesten güzel olmalısınız o gün. Ömrünüz boyunca bir kere giyeceksiniz çünkü. Aylar öncesinden sıkıntısını çekin. Gelinlikçi gelinlikçi dolaşın. Sürekli moraliniz bozulsun. Sürekli bu konuda birileriyle kavga edin. Ve mutlaka etrafınızdaki kadınların söylediklerine kulak verin. Onlar sizi bu konuda iyice dolduracaklardır. Kesinlikle iyi gelinliği seçmek için gerçek bilgiyi size vereceklerdir. Bir kere giyeceksin. Ben zamanında bizimkine kaç milyarı aldırmıştım, sen parasını düşünme. Bugün senin hayatının en önemli günü, bir daha gelemeyecek. Aa, deli misin, falanca yerden alın mutlaka. Ay, hazır katiyen olmaz, boyuna posuna göre sana özel diksinler gibi mübarek sözler içinizi doldursun ve gidin bir kere giyeceğiniz gelinliğe tonlarca para verin. Aynada kendinize bakın. Gözünüzden yaşlar akarken hem ağlayın hem gülün. İstatistiklere göre boşanan çiftlerin %80'i gelinlik kiralayanlar. Eğer ilk 5 yılda boşanmak istemiyorsanız gelinliği satın alacaksınız. Hayır hayır, zaten bunu etrafınızdaki kadınlar size sürekli söyleyecektir. Not almanıza gerek yok. Eksik kalmasın. Ev eşyası düzülürken bazen şöyle düşünebilirsiniz. Aman, onları da sonra alırız. Sakın. Sonradan hiçbir şey alamazsınız. A'dan Z'ye her şeyi alıp doldurmanız lazım eve. Eksik olmamalı. Çekmeceleriniz incik boncukla dolu olmazsa, 50 bin çeşit dantel püskül vitrinleri süslemezse, evlendikten sonra kötü ruhlar üstünüze gelecek, size rahat vermeyeceklerdir. Böylelikle daha ne olduğunu anlamadan paldır küldür evliliğiniz bitecektir. İyi evlilik demek bolca dantel demek. İyi evlilik mutfak robotu, iyi evlilik plazma televizyon, iyi evlilik 8 kilodan aşağı olmayan çamaşır makinesi. Konsol. Düğünden sonra evinize gittiğinizde öyle salonda dikilip durmayacaksınız nihayetinde. Şöyle güzelinden bir oturma grubu alın. Ve neler almanız gerekiyorsa mutlaka alın. Bu konuda insanların size söylediklerine kulak verin. Konsol alınmalı diyorlarsa, evliliğinizin sıhhati için o şeyi mutlaka alın. Evde ne kadar çok eşya olursa o kadar çok dua alacaksınız. Huzur ve mutlulukla dolacaksınız. Bazı kaynaklarda çok eşyanın hayırlı ve sağlıklı evlatlara delalet ettiğine dair rivayetler var. Bunları dikkate alın. Konsollar ve vitrinler evin en kıdemli misafiridir. Onlar mutlaka olmalı.
Eviniz oturma grubu konsol ve vitrinlerle dolmalı. 2548 kişi üzerinde yapılan araştırmada evine konsol almayanların %68,3'ünün ilk 5 yılda boşandıkları görülmüş. Düğün salonu. En önemli şeylerden biridir. Sakın ola ki bir tanıdığımız var gibi laflara kanarak salon işini daha ucuza getirmeye çalışmalarına izin vermeyin. Nerede istiyorsanız orada düğün olacağını söyleyin. Fazla ayak diretirlerse bu işin yatacağı imasında bulunun. Bir kere evleniyorsunuz. Bütün çevreniz sizi o düğünle, o mekan ve atmosferle hatırlayacak. Dandik bir salonda o güzel gelinliğinizle çelişkiye düşmeyin. Mekanı da en pahalısından, en güzel yerlerden seçin. Konu komşu ve okuldan kızlar arkanızdan konuşsun istemezsiniz herhalde. Zaten bu evlilik işlerinde tabiri caizse en azametli, en mühim konu elin ağzını açtırmamak. Onun bunun düğününden geri kalmamaktır. Panamalı bilim adamlarına göre şık düğün salonlarında evlenen çiftlerin birbirleriyle daha uyumlu oldukları gözlenmiştir. Balayı. Düğünden hemen sonra güzel bir yerlere gitmeli. Şöyle 2-3 gün krallar gibi tatil yapmalısınız. Hayatınız boyunca ulaşamadığınız lüks ve şatafatı yaşamalı, şımartılmayı dilemeli, lüks otelin birinde narin bardaklarda meyve kokteyli falan içmelisiniz. Balayı önemlidir, paraya acımamalısınız. Bütün kadınlar size bunu soracaktır. Balayında nereye gittiniz? Bu soruya doğru cevabı veremezseniz ömür boyu pişmanlık duyarsınız. Ve araştırmaya göre balayını yeterince lüks otellerde yapmayanların yaşlanıp anneanne oldukları zaman beyaz bıyıkları çıkıyor. Twitter. Evlilikte ilişkilerin sağlıklı ve sıhhatli olabilmesinin bazı ufak ve romantik yöntemleri var. Bunlardan biri de Twitter mesajları. Diyelim ki eşinizle bazı konularda tartıştınız ve bir takım kırgınlıklar oluştu. Hemen Twitter hesabınızı açıp muhatabı gizli, kime söylendiği belli olmayan ama duygusal, romantik, iğneleyici şeyler yazıyorsunuz. İmgelerle dolu, soyut, zaman zaman anlamını yitirmiş bu "sana çok kırıldım" mesajlarını insanlar anlamıyor zaten, eşiniz anlıyor. O da size imgelerle dolu, soyut, vıcık vıcık şeyler yazıyor ve tartışmanızı Twitter üzerinden ama muhatapsız olarak yapıyorsunuz. Yöntem bu. Tüm sorunlarınızı bu şekilde aşabilirsiniz. Bir de düğün fotoğrafınızı Facebook'ta paylaşırsanız bunun da size getirisi olacaktır. Zira Gambiyalı bilim adamlarına göre sırıtıklı düğün fotolarını Facebook'larında paylaşanların %96,7'si evliliklerinde hiç sorun yaşamıyorlar. Mutluluğun sırrı belli. Fotonu paylaş, elini korkak alıştırma. Trip. Üstesinden gelemediğiniz meseleleri trip yaparak çözün. Bir şeye kızdığınızda mesela aniden somurtun ve hiçbir şey söylemeyin. Bir erkeğe uygulanacak en büyük şiddet ona trip yapmaktır. Mutlaka çileden çıkacaktır. Sadece somurtmanız yeterli. Tüm evin havası değişecektir. Eğer yeterince odaklanabilirseniz bir trip yüzünden tüm gününüzü cennete çevirebilirsiniz. Siz trip yaptıkça başınıza güller yağacak, mutluluk hormonu ister istemez lıkır lıkır salgılanacaktır. Trip kadının silahıdır. Ömür boyu mutluluk için silahınıza sahip çıkın. Bunlardan başka stor perde büyüsü, halı kaydırmaz totemi, gelin başı kehaneti, krep tavası tılsımı gibi onlarca şey daha çıkacak önünüze. Yılmayın, geri adım atmayın, tüm levelleri tamamlayın. Mutluluğun sırrı burada.